Myanmar'ın Çin eyaleti Tentland kasabasındaki bir pastör, topçu saldırısının sebep olduğu yangını söndürmeye yardım ederken Myanmar ordusu tarafından vurularak öldürüldü. 18 Eylül'de Myanmar'ın Çin eyaletinde yaşanan çatışmalar sonucunda yaklaşık 19 ev yıkıldı. 31 yaşındaki Gum Biak Hum adlı pastör, yangını kontrol altına alma çabalarına destek olmak için motosikletiyle bölgeye gitti. Askerlerin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Pastör Gum'un alyansı için parmağının kesildiği bildirildi. Çin Baptist toplumundan yapılan açıklamada, pastörün öldürülmesi ordunun kiliselere saldırması ve işgal etmesi, kilise mallarını tahrip etmesi ve sivillerin evlerini bombalaması, dine ve inanlılara hakarettir dedi. 14 Eylül'de ise Tentland'deki bir kilise Myanmar ordusu tarafından topçu ateşiyle vuruldu. Birleşmiş Milletler'in Myanmar İnsan Hakları Özel Raportörü Tom Edwards, bir pastörün öldürülmesi ve Tentland'de evlerin bombalanması, ordunun Myanmar halkına yaşattığı cehennemin son örnekleridir. Yaşananlara karşı dünyanın harekete geçmesi gerekiyor, dedi. Çin eyaletinde devam eden şiddet nedeniyle binlerce insan yerinden edildi ve tahmini olarak 1800 kişi Hindistan sınırından Mizoram eyaletine sığınmak zorunda kaldı. Eylül ayının başlarında Çin eyaletindeki Taal köyü sakinleri bir dizi baskın sırasında askerlerin evleri araması, hayvanları öldürmesi, kutsal kitap ve ilahi kitapları dahil olmak üzere değerli eşyaları yok etmesi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çin eyaleti nüfusunun en az %90'ının Hristiyan olduğu düşünülüyor. Myanmar ordusunun Hristiyan nüfusun çoğunlukta olduğu Çin, Kaçin ve Karen etnik gruplarına yönelik zulmü yıllardır devam ediyor.